Kolay gelsin. Evet, istirahat halinde size geldik ama güreşçilerimizi istirahat anında yakaladık. Sağ olsun Ata Karataş, gerçekten bu işte tam bir duayen, tam bir pir denilen anlamda önemli bir koordinatörümüz. Bize de tesisi gezerken yardımcı oluyor. Seni bir tanıyalım. Ben Hakan Doğan, 1991 doğumluyum. Çorum. Çorumluyum, Ankara MTA'da spor yapmaktayım. Evet, kategori nedir Hakan? 66 kilodayım ben. Serbest Kırıköremen. Kırıköremendeyiz. Evet. Hakan'cığım, Bulgaristan öncesi neler düşünüyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun? Çalışmalar nasıl gidiyor? Valla çalıştık, Allah inşallah tercih yapmayı nasip eder bize. Hocalarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. İyi baktılar bize. İnşallah bayrağı en güzel şekilde gönderecekeceğiz. Şimdi kampta bir sıkıntı var mı? Beslenmeniz, çalışma, istirahat, yani sosyal aktiviteler, boş zamanları değerlendirme açısından neler söyleyeceksin? Yok, kamp iyi ya. Beslenmemiz olsun, yemeklerimiz olsun, aşçılarımız, herkes iyi bakıyor. Teşekkür ediyoruz onlara da. Her şey güzel gidiyor. Sonucu da güzel olacak inşallah. İnşallah. Biz de kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben evet. De. Seni bir tanıyalım bakalım. Evet, seni tanıyalım Serkan. Seni de uykundan kaldırdık ama. 1992 Samsun doğumluyum. Aski Spor Kulübü'nde güreşiyorum. 96 kiloda güreşiyorum. Greco-Roman stilde inşallah Bulgaristan'da bayrağı göndere çekip şampiyonluk yapacağız yani. Bize de bu yakışır. En iyi şekilde temsil edelim. Peki Serkan'cığım, kaç yıldır milli takımdasın? Bu Bulgaristan öncesi daha önce kaç kampa katıldın? Dereceler var mı Türkiye genel? Biraz background'ını açar mısın? Bundan önce Yıldızlar'da katılıyordum. Orada geçen sene Avrupa şampiyonu oldum. Bu sene de inşallah gençlerde şampiyon olmak istiyorum. Peki, biz de Bulgaristan'da kolay gelsin, iyi istirahatler diyoruz şimdiden. Teşekkürler, sağ olun. So while we're waiting, let's dance on the floor. As I pull you close in, hands all up my back with my arm wrapped around your waist, and temperature be rising, be straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? Up in here, be just straight, I'm misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling. Especially when you spin around, up on my, I'm not even playing. So many things I wanna do. You made me wanna go home with you. Evet, sporcularımız istirahat halinde, sosyal aktivite alanı şu an. Bakalım iki tane güreşçimiz. Çocuklar kolay gelsin. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım bakalım. Adım Emre Arslan, Yıldızlar 54 kilo Avrupa şampiyonuyum. Bu sene de kamptayım gençlerin, Yıldızlarım bittiği için. Evet, Emre Arslan, sen Teknomedya TV ekranlarına yabancı değilsin. Şimdi Bulgaristan'da hedeflerinde tabii ki neler var, ne kadar hazır hissediyorsun? Kamp tabii ki dört dörtlük devam ediyor. Çalışmalar ne durumda? Neler söyleyeceksin? Çalışmalar güzel. Bundan önceki hafta daha sıkıydı. Şimdi daha çok form, kilo ayarlayıcı antrenmanlar yapıyoruz. Peki Bulgaristan'da neler yapacağız? Emre neler düşünüyor? İnşallah gene her zamanki gibi istiklal marşı okunca. Bravo, bravo. Evet, seni tanıyalım. Ben Bayram Nigar, Çorumluyum ama İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü'nde güreşiyorum. Yıldızlar Avrupa ikincisiyim. Bu sene de Dünya Şampiyonası'na gideceğim inşallah. Orada en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Peki Mersinli Ahmet tesislerinde olmak, tabii ki Mersinli Ahmet, yani bir çınar, bir duayen ve güreşin en büyüklerinden sayın Mersinli Ahmet. Peki neler söyleyeceksin bu tesiste olmak, bu kamplarda olmak? Buranın her düzeni güzel, interneti var, her şey var, yemekleri çok güzel. Beğeniyoruz bu kampı, her zaman burada olmasını istiyoruz yani. Peki Bulgaristan'da neler yapacağız, sen neler düşünüyorsun? Çok iyi çalışma dönemi geçirdik. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. İnşallah en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edecekler. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Önce seni bir tanıyalım bakalım. İsmim Tolga'm, soy ismim Karataş, Muğla'lıyım. Evet. Burada Kasımpaşa Spor Kulübü'nde spor yapmaktayım. 50 kilo. 50 kilo. Kitap okuyorsun. Kitabın, evet, adı ne? Metal Fırtına. Bir bakalım. Metal Fırtına.
Evet, kampta çalışmalar yanı sıra istirahatleriniz de var. Evet. Arkadaşlarınızla koordinasyon nasıl? İllerden gelen arkadaşlarla paylaşımınız, onlarla hedefe doğru şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bulgaristan'da şu sonuçlara kendimizi, motivasyon. Kısacası neler yaşıyorsunuz? Arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişimler falan her şey çok güzel. Yani dışarıdaki bir arkadaşlar gibi değil. Burada daha aile gibi bir ortamımız var. Hepimiz yani kardeş gibiyiz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bulgaristan'da Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağız gene. Yani çok güzel şeyler bekliyoruz. Peki rakipleriniz kimler? Rakiplerinizi inceleme. Tabii hocalarınız mutlaka bilgi veriyor ama bu konuda yani yapacağınız işte yol haritasını çizerken geçmiş önceki güreşlere göre yapacağınız güreşler arasında mukayeseler neler konuşuyorsunuz? Tabii ki hani iyi rakiplerimiz var ama yani biz de iyiyiz. Yani onlar iyiyse biz de iyiyiz. Allah'ın izniyle hani hepsini yeneceğiz. Rakiplerimizin çoğunu biliyoruz. Belirli kişiler var. Yenersek Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Evet, kampta personeller, bayan personellerin emeği çok büyük. Çünkü temizlik işlerinde, yemek işlerinde bayanların rolü çok önde. Bakalım bir hanımefendi var. Efendim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyalım ve görevinizi bize bir anlatın bakalım. Temizlik şirketine, burada temizlik elemanı olarak çalışıyoruz. Sporculara hizmet veriyoruz, işte bunlar. Evet, adınız, soyadınız? Havva Bıyık. Peki efendim, güreşçilere hizmet verirken kendi çocuklarınız gibi böyle neler hissediyorsunuz? Çok seviyoruz onları. Onları çok seviyoruz. Onlar bizim evladımız. İyi yani. Onlar da bizi bir anneler ekibi seviyor. Çok tatlı çocuklar yani. Duacı da oluyorsunuz değil mi onlara başlarsın? Çok memnunuz onlardan. Peki efendim, kolay gelsin. Sağ ol, hepinize teşekkürler ederim. Sağ ol. Evet, Mersin Ahmet Teşhisleri gerçekten kompleks olarak o kadar iyi dizayn edilmiş ki. Tabii titizlik de bakımı devam ediyor. Burada Namık Şişman Gençlik Spor İlçe Müdürü'nün de çok büyük destekleri var. Personel çok istekli. İşte yine bir kamp odalarının önünden geçiyoruz. Bakalım arkada teknik eğitimi toplanma ofisi var. Oraya doğru ilerliyorum efendim. Evet sevgili güreş severler, tabii ki Mersin Ahmet Tesislerinde büyük stratejilerin, teorik derslerin, teknik eğitim, kısacası toplantı odası karargahın en önemli odalarından bir tanesi. Bakalım girelim neler var içeride. Efendim kolay gelsin. Evet değerli izleyiciler, her zaman olduğu gibi Sayın Ata Karataş bu modern tesiste görüyorsunuz bilgisayarın başında yakaladık. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Burası Güreş Federasyonu'nun Ankara Merkez'in İstanbul ofisi. Bu Sarıyer Güreş Milli Takım kampı da tahmin ediyorum yakında açıklanacak resmi olarak 10 yıllığına güreşe tahsil edilecek. Sayın Bakanımız, Genel Müdürümüz, Güreş Federasyonu Başkanı Osman Bey ile konuşup anlaştılar. 10 yılda güreşe tahsil edilecek. Burası çok 1990 yılından itibaren Sarıyer'in özellikle Grokorimen Güreş Milli Takımı'na çok uğurlu gelen bir yer. Burada birçok Avrupa, Dünya Şampiyonlukları hem takım olarak hem de ferdi olarak kazandı. Hamza, Yerlikaya, Hakkıbaşa, Şeref Eroğlu, Nazmi Avluca, evet. Ercan Yıldız'da birçok şampiyonun burada yetişti. Sayın Karataş, halinde yetişmeye devam ediyor. Şimdi 2009 Dünya Şampiyonu kadromuz da orada. Salih Bora omuzlarda. Bakıyoruz gerçekten çok muhteşem bir tablo. Peki efendim, bu iletişim burada sağlanıyor da daha çok burada herhalde hem sporcularımızın teorik derslerinde hem toplantılarda çok değerli bir oda anlamına geldi anladığım kadarıyla. Tesisi bundan sonraki aşamada yenileme projeleri mutlaka düşünülüyordur. Ek projeler düşünülüyor. Biraz sonra mindere geçeceğiz ama tesisin işlevinde yani hizmet verme alanında tasarlanan ek projeler var mı efendim? Mutlaka Güreş Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Sarıyer üzerinde tasarrufları olacak. Değişik bir takım hizmet alanında yenilikler yapacaklar. Belki salon bile büyüme ihtimali falan var. Fakat bunun dışında
minik bir kütüphanemiz. Burada birçok Avrupa Dünya Şampiyonası'nı şu gördüğümüz iki tane koltuğa projeksiyonu yansıtıp tek başına çocukları oturtup işte Nazmi'sini, Şeref'ini falan bunlar hep buradan geçiyor. Yeni şampiyonlar da geçiyor. İzletiyor.